Evet. Bu haftaki dersimizde AutoCAD'lerinizi, bilgisayarlarınıza indirdiğiniz AutoCAD'leri öncelikle açmanızı istiyorum ben. İlk açtığınızda karşınıza şöyle bir menü gelecek. Bakın. Böyle bir menü gelmesi lazım. Bu gelmiyorsa bunun ayarları farklıdır. Tamam mı? Bunun ayarlarını yapmak istiyorum ben şimdi. Bunun için öncelikle kimler geldi dersimize? Bir de Zeynep gelmiş. Zeynep, AutoCAD'i yükledin mi bilgisayara? Bilgisayara yükledin mi? Zeynep. Hocam hallettim mi? Açıldım. Tamam, açıldı. İlk açtığınızda böyle bir menü bu geldi mi? Bu geldi mi? Bakıyorum hocam. Bu geldi mi? Yoksa gelmeden mi geldi? Açıldı. Şimdi ekranda sizin karşınıza gelen menü muhtemelen hiçbir şey söylemeden doğrudan gelen menüdür. Biz bunların ayarlarını değiştirelim. Ondan sonra tekrar bir bakalım. Tamam mı? Şimdi bunların ayarlarını değiştirmek için karşımıza Hocam açıldım. tamam. Karşımıza siyah bir ekran gelecek. Siyah. Evet siyah geldi. Siyah bir ekran. Hani board gibi. Board bench gibi. Evet, şimdi bu ekran, bakın ben bunu ilk hale getireceğim. Şimdi kendi bilgisayarımda ayarlarını değiştirdim. Değiştirdikten sonra ilk hale getireceğim. Bunu Tools'tan ayarlıyorum. Bir saniye ben yapayım ilk hale, ondan sonra beraber yapalım. Profile'da reset diyorum. Evet dediğinde. Okey dedik. Evet. Şimdi ilk başta menü olarak böyle gelir. Herkese. Tamam mı? Hatta şurada şunlar da gelecektir muhtemelen. Böyle gelir. Tamam mı? Bu şekilde. İlk başta bunlar gelecek. Ve biz burada bakın burada Properties menüsü açık değil. Tamam mı? Buna bir dikkat edin. Buna dikkat edin. Show menü Kim var. hocam şu an? Gözükmüyordur. Bak show menü var. Hide menü var. Hide menü var. Biz burada show menü barı işaretleyeceğiz. Tabii ben basınca o kapanıyor. Şuna tıkladığımızda hide menü bar var. Siz bunu açacaksınız. Show menü var. Buna basacaksınız. Kim Bakın hocam? bunlar geldi. Gördünüz mü? Evet hocam. Herkeste var mı bu? Var mı bu? Açıldı mı? Böyle kalacak. Hide menü var yazacak. Hide yazacak. Hide yazması lazım. Tamam. Yani burada file, edit, bunun edit, bunların hepsinin açılıyor olması lazım. Efendim Eda? Buna tıklayacağız. Problem ne Eda? Problem yok. Hepsi var. Hepsi aynı. Hepsi Hocam diyor ki 2019 gösterisinde ama bir de 2021 gösteriyor hocam. problem yok. Hepsi aynı. Mantığı aynı. Anladınız mı? Bakın problem yok onda. Herkesinki aynı. Tamam hocam. Chatten yazmama gerek var mı? Şimdi Eda göndermiş. Bir saniye bir. Ha, bak Eda aynı şey burada da var aslında da sen şey yapıyorsun. Bir saniye. Seninkinde home insert yazıyor. Tamam bir saniye bak.
Home insert yazıyor. Şuraya tıklayacaksın Eda. Bak. Bir saniye. Eda'nın laptopundakini gösterelim. Buradan yazamıyoruz. Bir saniye. Şöyle yapalım. Ben cep telefonumdan hemen yapayım onu. Aleyna, bak. Buna tıklayacaksınız. Bak, ben burada yazıyorum Aleyna. Tıkladım onu hocam. Ona tıkladıktan sonra hangisine tıklaman gerekiyor? Buna tıkladın. En altta hide menü var. Show yazacak. Sizinkinde show yazacak. Show. Ona tıkladığın zaman bak şunlar gelecek o zaman. Bunu anladın mı? Tıkladın mı onu? Yani Evet file. hocam. Tamam. File, edit, view. Bunlar açıldı mı? Evet hocam. Tamam, durdu. Herkes de var mı bu? Evet Tuğba hocam. açtın mı? Fiyat baş. Tuğba, Zübeyde açtınız mı? İyi. Eda açtın mı? Merdol sen açtın mı? Ekran internette problem var galiba. Yavaş yavaş geliyor. Evet. Evet bak burada da show menu var. Şurada işte. Yukarıda Eda. Evet. Bak show menü var. Mantığını anladık mı? Peki. Merdol sende de aynı mı? Bu ilk birinci ayarları yapacağız. Ondan sonra tekrar tekrar ayarlarını değiştirmemize gerek yok. Anladım. Merdol, problem var mı burada? Bu ne demek anlamadım. Bu ne demek? Yazar mısın? Yazar mısın? İnternette görüntün çok yavaş geliyor. Yaz. Peki. Şimdi iki türlü karşımıza çıkabiliyor. Bakın burada şurada bir şey var bak. Görüyor musunuz? Oradaki alt ok var. Ok var. Şöyle alt ters yapamadım da. Şöyle alta doğru ok var. Şöyle bir ok var bak. Buna tıklayacağız. Tamam, ona tıklayacağız yani. AutoCAD'ini açılmadı mı hala Merdol? Bilgisayarıyla ilgili problem var galiba Merdol'de.
Peki. Diğerlerinde açıldı mı? Tuğba açtın mı? Problem var mı? Yok. Eda seninkini açtık. Aleyna'nınkini açtık. Zeynep sende de problem yok. Merve onu bekliyoruz şimdi bir yandan. Şimdi bunu açtık ya bakın. Evet, Merdol'de ne varmış? AutoCAD'i açılmamış. Onda bir problem varsa daha önceden aç. Bizim dersimiz başlamadan önce aç. Ondan sonra yavaş yavaş bekle. Tamam. Peki. Şimdi bundan sonraki ayarlara ben devam ediyorum. Ayarlara devam ediyorum ben. Dikkat edin. Tamam mı? Burada bundan sonraki ayarımız Startup. Hocam anlayamadım. Ben de anlayamadım hocam. Chat'ten yazmış 48 ol doğrulama diye soruyor Tuğba. E tamam, 48 saat var diyor da daha önceden yapmadın mı Tuğba? AutoCAD programın açılıyor mu açılmıyor mu? Onu söyler misin? Peki. Şimdi o az sonra onu söyler bana tekrar. Biz buradan devam edelim. Anaşrite tıkladığımızda, text olarak baktığımızda yazacağız. Bunun yanına genelde 3 gelir. 3'ü biz istemiyoruz. 3 yerine oraya bir yazacağız. Tamam mı? Yani buraya aşağıya startup yazıyorum. Zaten bakın geliyor. Kısa yolu geliyor hemen ekrana. Çabucak. Kısa yolu geliyor. Startup diye. Arada boşluk yok. Boşluk yok. Tamam mı? Boşluk yok. Startup enter diyorum. 3 geliyor ya ona 1 diyeceğiz biz. 1. 1 diyorum. Klavyeden 1'e basıyorum. 1. Enter dedim. Bunu anladık mı? Hocam bir daha yapar mısınız? Yapalım. Ben de anlayamadım. Şimdi aşağıya yazıyorum. Start up. Okuyor musunuz? Evet. Start up. Evet, start up. Türkçe okunuşu o şekilde. Buna enter diyoruz. Enter. Enter. Evet, enter diyorum. Enter dediğimde yanında 3 yazıyordur genel olarak. İlk açıldığında 3 yazar. Biz bunu 1 yapacağız. 1. İyi yeteceğiz. 1 yaz. 1. Rakamla. Türkçe Bir değil. yazdım. Bir yazıp enter diyoruz. Tamam? Olmadı hocam. Neden olmadı?
Senin gibi kırmızı çıkmadı hocam. Kırmızı zaten sizde çıkmaz o kırmızı. Sadece ben... Ha, ben onun için uğraşıyorum. Hayır, kırmızı çıkmaz. Bir yandım. Tamam. Oldu. Peki. Şimdi yukarıda erkek... Zeynep sende oldu. Zübeyde sende oldu mu? Zübeyde. Aleyna, Eda, Merdol, Tuğba. Bunu yaptınız mı? Yaptım herhalde hocam. Tamam. Şimdi anlayacağız onu. Bunu yazdıysanız bakın yukarıda şu yeni komutu var bakın. Yeni. Bu yeni demek. Yeni dosya. Yeni demek. Yeni. Tamam mı? Ona evet. Basacağız. Tamam mı? Basın bakalım. Bastığınız zaman karşınıza böyle bir menü gelmesi lazım. Başlıyorum. Bu geldi mi? Geldi hocam. Geldi mi bu? Hocam geldi. Benim gibi geldi. Ooo Merdol aplikasyon problemin var senin. Dosyayı indirmemişsin. Aleyna seninki olmamış. Aleyna seninki olmamış. Yanlış var. Dosyayı göndermişsin. Bu olmaması lazım. Bak bu devre olmadım hocam. Bizimkinde farklı. Farklı. Sen startup yapmamışsın. Bak startup yaptığın zaman 3 dersen 3 değil 1 yapacaksın bunu 1. Şimdi yenisine bastığın zaman bu gelir. Ben bunu istemiyorum. İstemiyorum ben bunu. Bir tane mi kıtlayacağız biz onu ya? İşte startup yazacaksın. Evet. Enter'a basacaksın. Enter'a. Sonra bu kalkan. Sonra 1'i yazacaksın. 1. Yazdım hocam onu da. Kalkanla mı yazdın? Bir daha yapıyorum hocam. Onu tek tek yaptığının fotoğrafını çeker misin bana? Tamam hocam. Startup, enter, 1 yapacağız. Tamam mı? Evet, gönderdin mi? Startup 3, ona 1 yazacaksın, 1. Bir yazacaksın, 1. Evet, oldu hocam. Tamam, şimdi enter deyince bu mu geliyor, öteki mi geliyor? Şimdi sizinki adınız oldu. Tamam, startup 1 dedik. Bastığımız zaman bu menü gelmesi lazım. Şimdi evet, oldu. Yeni bir dosya yapmak için kısa yolunu gösteriyorum. Tamam mı? Tamam hocam. Bunu anladık mı? Anladım hocam. Tuğba yaptın mı? Tuğba. Tuğba yaptın mı? Eda. Eda yaptın mı? Zübeyde. Zübeyde yaptın mı? Tuğba sende program yok. 2 gün sonra gelecek dedin. Beni duyabiliyor musun? Transkript belgenin sisteme yükledin mi? Şeyden de yazalım chat kısmından. Transkript belgeni yükledin mi?
Tuğba. Tamam. Dosyayı daha sonra mı, programı daha sonra mı yükleyeceksin Tuğba? Evet, 48 saat sonra ya. Tamam, peki kontrol ediyorlar demek ki onu. Bugün yükledin galiba. 48 saat sonra diyorsa bugün yüklemiş olman lazım. Yoksa aynı gün içinde normalde sana izin veriyorlar. İndirmen için izin veriyorlar aynı gün içinde. Eğer sabah yaptıysan öğleden sonra sana izin vermiş olurlar. Kontrol ediyorlar çünkü. Tamam, onu bir kontrol et, tamam mı? Tamam. Peki. Şimdi bu yaptıklarımızı da daha sonrasında ben bunları YouTube'a koyacağım. Size de linkini atacağım. Attığımda oradan izlersin. Tamam mı? Peki. Şimdi ben devam ediyorum buradan. Dosyayı açtık diyelim ki. Bizim öncelikle açacağımız dosyanın boyutunu ayarlamaya çalışacağız. Boyutunu. Tamam. Burada da bizim için önemli olan bu ekranda Anaşoid kısmında Wizard kısmında buraya tıklamak olacak. Buraya tıklayacağız. Tamam mı? Peki. Ben buna tıkladığım zaman bizim tıkladım. Alternatif gelecek. Buradan da ben Advanced Setup'a tıklayacağım. Tamam mı? Advanced'ı tıklayacağım bunu. Advanced'ı. Bu değil. Tamam hocam. Ok diyorum hocam. Tamam mı? Advanced Setup'ı tıklayacağım ben. Tamam mı? Mavi olanı. Peki. Mavi olanı tıkladığım zaman OK dediğimde karşıma yeni bir menü geliyor. Yeni bir menü açılıyor. Bu menüde hassasiyet ayarlarını yapacağız. Bu dosyanın ayarlarını. Dosyanın ayarlarını yapacağız. Eda, nerede takıldın? Tamam. Burada bak decimal diyor. Decimal diye yazıyor. Decimalde biz bunu 0.0'a yapacağız. 0.0. Tamam mı? Buraya tıklıyorum. Sol tuşla. Sol tuş, sağ tuş. Bunlara dikkat edeceğiz daha sonrasında. Sol tuşa tıkladım. İleri diyorum. Merdoli o arada mesaj atmış. Tamam. Merdoli. Ondan sonra ileri ileri diyeceksin Merdoli. Ama ileri tuşun da açık değil. İleri tuşun aktif mi değil onu göremedim. İhtal yazıyor evet. Install kısmına yazacaksın orada. Evet. Nargol oradan yükleye dursun. Desimal kısmına biz 0.0 yaptık. 0.0 yaptık. 0.0. Sonra ileri diyoruz. İleri. İleri dedim. Bakın ben ileri deyince bak burası da değişmeye başlıyor. Units'ten buraya gelecek. Bu buna gelecek. Bu buna gelecek. Böyle aşağı doğru gideceğiz. İleri dedikçe. İleri dedikçe bu aşağı gidecek. Anladınız mı? Anladım hocam. Peki. Şimdi ben ileri dedim. Bakın aşağı iniyor burası. Görüyor musunuz? Burası aşağıya doğru iniyor. Evet hocam. Daha ileri dedim. Bak bu ne demek? Aslında burası doğu. Burası doğu. Doğu. Bu taraf kuzey. Burası batı. Bu tarafta güney. Tamam mı? Yani biz bunu göstermiş oluyoruz. Kuzey karşıda olsun. Tamam? Tamam. Bu şekilde kabul edecek. İleri diyorum. Bu da tutup
çevirme var ya, tutup çevirme. Clockwise deyince böyle değil, böyle çeviriyorsunuz. Tutup çevirme. Anladım. Çevirme ayarı. Normalde counterclockwise. Saatin ters yönünde. Saatin ters yönünde. Saatin ters yönündeyi seçiyorum. Bunlar o kadar önemli değil. Tamam mı? Bunlar o kadar önemli değiller bunlar. İleri diyorum. Burada en sonunda bakın burada area diyor. Area, area. A, R, A. Alan demek. Alan. Alan. Alan demek. Alan. Alan evet. Demek. Alanımızı biz 10 bine 10 bin yapıyoruz. Kaç? 10 bin mi hocam? 10 bine 10 bine 10 bin. 10 bin. Bine 10 bin. Tamam hocam bekleyin. Merdol, install seçeceksin. Install. Bas. Devam edecek o. On bine, on bine, on bin bastınız mı? Evet hocam. Evet hocam. Ama başka dosya geldi mi? Orada normalde application değil, exe dosyası gelmesi lazım. Exe. O dosya değil, başka bir dosya gelmiş olması lazım. İndirdiğim indirilenler bölümünde ne çıktı acaba? On bine, on bine okeyledim. On bine, on bine, on bini. On bine, on bine okeyledim. Karşıma böyle bir tane daha menü geldi bakın. Hocam son basıyorum. Sona basın. Son diyorsunuz. Son. Sona bastığınız zaman dosyanız açılacak. Dosyanız yeni dosyanızı açacak. Tamam? Evet hocam. Evet. Şimdi karşımıza bir sürü bir şey geldi değil mi? Bunlar evet. Çizim yapmak için kullandığımız aletler. Alet ne demek? Alet. Kalem. Şey araç, araç. Araç. Kalem. Silgi. Cetvel. 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 Ölçüm cihaz aletleri. Yazı. Bunların hepsi buraya geliyor. Ama bunlar bakın dosyada çok büyük yer kaplıyorlar. Çok büyükler, büyük. Biz bunları küçülteceğiz ki çizim alanımız büyüsün. Tamam mı? Biz burada yeni toolbarlar açacağız. Açacağız şimdi onları. Bunları küçülteceğiz. Yenilerini açacağız. Onun için bakın toolbar, tools altında tools, AutoCAD çıkacak. Burada bir sürü şey var. Şöyle yapalım. Tools, AutoCAD altında. Draw var mesela. Draw. Draw'a tıklıyoruz. Tıkladım. Bak buraya otomatikman koydu. Burada. Bunu açtım hocam. Açıldım. Sol tarafına atar. Ekranda, ekranda. Sol tarafa atarım. Evet. Duvara. Sağ, sol tarafta. Sağda ya da solda. Ekranın bir yerine koyar onu. Tamam mı? Ona dikkat edin. Tamam mı? Bunun orada üstte noktalar var bakın. Üstte nokta noktalar var. Nokta nokta. Gördüm hocam. Sol tuşla tıklayıp başka bir yere tutup taşıyabilirsiniz. Tamam mı? Tıkladığınızda onu tutup başka bir yere alabilirsiniz. Tamam mı? Anladım. Bakın ben örnek yapıyorum bir tane. Buradan tuttum. Sol tuşla. Solla ama sol.
Solla. Solla. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra tekrar Aleyna mesaj vermiş. Hemen bakalım ne diyor. Benimki böyle geldi hocam. Hayır, oradan değil. Yanlış yere tıklamışsın çünkü. Tools'un altında. Çıkmadı ki bana. Tools var. Cozy'ye çıkmıyor. Var var. Bir saniye. Tools. Sen şeyi açmamışsın ki. Neyi? Neyi açmamış hocam? Show menu barı. Şunu bakar mısın bir? Show menu barı açtın mı sen? File edit gözükmüyor ki sende. Basmamışsın onlara. Evet. Bastım bak. Şu an hocam. Ama şunlar yok sende bak. File edit. Tamam şu an açındı hocam. Açtın mı? Drop mı basacağım hocam? Drop'a gireceksin evet. Tamam hocam. Seni. Tamam mı? Tools'un altında, AutoCAD'in altında bak, Toolbars, Tools'un altında Toolbars, AutoCAD, ondan sonra Modify'ı açacağız. Modify. Basalım mı hocam? Basın ona. Ona da bastım bakın. Sağ tarafa attı onu da. Bastım hocam. Attı. Bastım hocam. Sağ attı gördünüz mü? Çıktım. Sağ tarafta şu an. Evet. Koydu, birini sağa koydu. Tamam mı? Biz bunların kulaklarını tutup sağa sola kaydırabiliriz. Peki. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kulaklarından tuttum. Kulağından bak kulağından tuttum. Sola doğru kaydırıyorum. Mantık. Hocam yapmasam oğlum böyle kalmasını istiyorum. Tamam böyle kalsın siz bilirsiniz. Böyle de durabilir. Tamam hocam. Değiştirebilirsiniz. Ayarların ayarlarıyla yerini yer. Yerini tutup başka bir yere alabilirsiniz ekranla. Tamam mı? Ben bu tarafa alıyorum. Çünkü daha başka şeyler de koyacağım. Tamam mı? Ekranda şimdi bunlar. Bunların tamamı bunun içinde var. Bak. Şunlar bunun içinde var. Burası da bunun içinde var. Anladım. Tamam mı? Bunları da başka yerlerde var onlar. Ama ekranda çok yer kapladıkları için onları tutup kapatacağım ben şimdi. Kapatacağım yani. Şimdi bunu kapatabilmek için ne yapıyorum? Yukarıya bastım. Minimize tut. Tab diyorum. Hocam bir daha gösterir misiniz? Şurada. Evet. Tıkladım. Minimize tut up. Onu kapattım yani. Kapandı. Tamam. Tamam hocam oldu. Zübeyde tutma sende yok. Eda yaptın mı? Zübeyde yaptın mı? Nasıl şöyle? Zübeyde yaptın mı? Ters oldu. Zübeyde hala indiriyormuş. Buraya kadar yaptınız diye düşünüyorum ben. Evet, evet hocam. Peki. Şimdi biz bundan sonra dosyayı çizmeye başlayabiliriz. Ama burada ayarları değiştirmek zorundayız. Ayarları hala tam bitmiş değil. Şimdi bu dosyalara tekrar bir bakabilmemiz için bakın burada line komutu var. Line. Şurada. Bizim en çok kullanacağımız komut bu. Şu komut. Hangisi? Şu. Evet hocam. Bu komut line komutu. Line. Yani bu komut aynı zamanda bize düz çizgi çizerdir. Düz çizgi çizer. Çizgiler bağımsız. Birbirini tutmaz.
Tamam mı? Line çizgisinde. Çizgiler düzdür. Birbirine bağımsızdır. Bağlı değil. Silerseniz bir tanesi silinir. Hep, yani hepsi birbirine bağlı değildir. Hepsi birden silinmez. Tamam mı? Buna tıklayalım. Şimdi buna tıklayarak devam edelim. Ben tıkladım buna. Ben buna tıkladığım zaman sol tuşla tıklayacağım ama, tamam mı? Bunda dikkat edilmesi gereken şey sol tuşla tıklıyorum. Sol tuşla. Komuta tıklarım. Sol tuşla komuta tıkla. Tamam mı? Sol tuş. Sol, sağ. Bunlar dikkat edeceğiniz önemli konular bunlar. Tamam mı? Eğer sağ tuşla tıklarsanız başka bir şeyler gelebilir karşınıza. Şöyle ki sağ tuşla tıkladığınızda yeni bir komut şeyi gelebilir bakın. Bu neydi? Sağ tuşla tıkladığımızda şunlarla aynıydı değil mi? Bunun hepsi sağ tuşla tıkladığımızda burada da açılıyor. Anladınız mı? İkisi aynı değil. Sol tuşla tıklayacaksınız. Sol tuşla tıkladığınız zaman burada aşağıda yazacak zaten. Burada line diye yazacak. L. Tamam mı? Burası da komut satırı. Onu da yazalım. Burası komut satırı. Komut satırının şurası komut satırı. Bizim yapmak istediklerimiz burada yazıyor. Buraya dikkat edeceğiz. Program bizimle konuşuyor. Bize uyarı veriyor. Veya yanlış diyor. Ya da bizim dediklerimizi yapıyor. Buraya dikkat ediyoruz. Okuyoruz burayı sürekli. Tamam mı? Bir gözümüz sürekli burada. Sürekli burada. Dikkat edeceğiz oraya. Aşağı tarafa. Tamam mı? Tamam hocam. Peki. Şimdi ben buraya diyeceğim ki komutu yazacağım mesela. Line komutuna bastığım zaman line specify first point diyor. Tamam mı? Buraya basarak hocam, çizgiler yazabilirim. Hocam ben night yaptım. O şey devam ediyor. Kesemiyorum. Sol tuşla tıkladığın zaman bir sefer aşağıda yazıyor zaten. Bak burada yazıyor. Hocam son tuşla nasıl yaptınız? Efendim? Son tuşla nasıl yaptınız? Sol. Sağ. Sağ, sol. Evet, tamam hocam, nasıl yaptınız? Koparamıyorum. Sol tuşla tıkladım. Mouse'un üstünde iki tane şey yok mu? Ha. Sağ. Hocam koparamıyorum. Şey devam ediyor. Bir saniye. O zaman şöyle yapalım mı? Siz bunu bir şey yapmaya çalışın. Bunu bir çalışın. Yapmaya çalışın. Bir 10 dakikalık bir mola verelim. 10 dakikalık bir mola verelim. Bunu yaparken yeni bir dosya açmaya çalışın tekrar. Tamam mı? Yeni bir dosya yapmaya çalışın. Tamam mı? Tamam hocam. 10 dakika mola verelim. Görüşürüz.